görmüştür. Bir hastanedeki tüm malzemelerin dekontaminasyonu, dezenfeksiyonu, sterilizasyonu merkezi sterilizasyon ünitelerinde yapılıyordu biliyorsunuz. Buradan paketlenip tüm tekrardan kullanılmak üzere hastane ürünlerine dağıtılıyordu. Sterilizasyonu gördük. Sterilizasyon çeşitlerini öğrendik, uygulamalarını öğrendik. Dezenfeksiyon uygulamalarında çeşitlerinde kalmıştık. Yeah.
buradan devam edecek olursa. Şöyle bir şey. Evet, burayı geçtik. Bakterilerden bahsettik. Sporlar ve sporositler. Hatırlayın, bakterileri biz dedik ki vejetatif bakteriler var, sporlu bakteriler var. Vejetatif dediğimiz aktif, üreyebilen, çoğalabilen, yaşamda devam ettiren bakteriler. Sporlu bakterilerde bakteri için ortam koşulları elverişsiz hale gelmiş ise bu bakterilerden bazıları spor denilen deneşi yapılara dönüşürler. Sporlar fiziksel ve kimyasal çevre etkilerine karşı daha dayanıklı yapılardır. Böylece kimyasal maddelerin yani dezenfektanların hücre içerisine ulaşarak tahrip etmesini zorlaştırırlar. Bu tür mikroorganizmaları da tahrip eden dezenfektanlar sporisit etkili dezenfektanlardı. Hatırlayın, yüksek düzey dezenfektanlar. Yine çocuklar, bakteriler üzerinde öldürücü etki gösteren, bakteriyostatik, bakteriler üzerinde üremeyi durdurucu etki yapan, fungisit, mantarları öldüren, fungostatik, mantarların üremesini durdurucu etki gösteren, virüsik, virüsleri öldürücü. Şöyle bir kavram var, sepsis. Patojenik organizmaların canlı dokularda üreyerek yayılması sepsis. Septisemi mikroorganizmaların kan dolaşımına geçerek üremesi sonucunda. Evet, ateş oluşmasıdır. Bakterinin bakterilerin kanda bulunması hali, birebir virüslerin kanda bulunması hali. Mesela hasta enfekte oldu. Ne diyor? Kanında mikrop görüldü. Aslında nedir? Bakteriyemin eğer bakteri ise viremi ya da virüsle enfekte olduysa. Püyemi daha çok irin dediğimiz cerrahi oluşturan mikroorganizmalar vücudun çeşitli bölgelerine yerleşerek lokalize apse oluşturması ve kanda bulunmaları durumuna da püyemi diyoruz. Bunlar da arkadaşlar aseptik dersimizin temel kavramlarındandı. Şimdi dezenfektan dedik ki dezenfektanlar nedir? Bakterileri ya öldürecekti ya da üremelerini durdurucu etki gösterecekti. Dezenfeksiyon yöntemlerimiz var. Bunlar birincisi fiziksel yöntemlerle dezenfeksiyon. Bunu da üç grup altında topluyoruz. Birincisi kaynatma ile dezenfeksiyon. Arkadaşlar burada 100 santigrat derecede eğer dezenfekte edeceğimiz malzeme 3-5 dakika süreyle kaynattığımızda dezenfekte etmiş oluyoruz. Yalnız unutmayın steril değil, dezenfekte ediyoruz. Arasındaki farkı unutmayalım. Isı ile dezenfeksiyon yöntemi ikincisi her sık kullanılan dezenfeksiyon yöntemidir. Yüksek ısı ile mikroorganizmaların proteinleri denatür oluyor. Yani protein yapısı, zincir yapısı bozuluyor, etkisiz hale geliyor. Basit, ucuz, hızlı sonuç alınıyor. Isı ile dezenfeksiyonda hem çalışan var hem de bu arada toksik etki oluşturmuyor. Şimdi
içinde bir organizma var, üremişse bu da bizim nedir? Bu enfekte olmamıza neden olur. Özellikle de gastroenterit dediğimiz mide bağırsak sindirim sisteminde enfeksiyona neden olabiliyorlar. Pastörizasyonla ilgili burada görsellerimiz var. Nedir bu? Pastörizasyon üniteleri. Demek ki 65 santigrat derecede 30 dakikada hızla, önce 30 dakika ısıtıp sonra hızla soğutuyoruz. Yine dördüncüsü radyasyon, yani UV ışınları, ultraviyole ışınları ile dezenfeksiyon. Isı ve kimyasal madde kullanmadan yapılan tek dezenfeksiyon yöntemidir. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Ultraviyole, bakteri ve virüs, mantar ve diğer mikroorganizmaları maruz bırakırsak eğer UV'ye öldüren dezenfeksiyon sistemidir. Mikropların öldürülmesi ışının yoğunluğuna ve temas süresine bağlıdır. 254 nanomikro dalga boyundaki UV ışınları tüm patoloji mikroorganizmaların %99,9'unu öldürüyorlar. Şimdi ultraviyole ışınlar organizmalar ile direkt temas ederek hücre zarına nüfuz ederler ve yer yapısını bozarak mikroorganizmaların ölmesine neden olurlar. Direkt bizim maruz kalmamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bize zararlı. Böyle bir ortamda bulunmamız gerekiyor. Kimyasal yöntemlerle dezenfeksiyon var. Bunlar biliyorsunuz hem kimi dezenfektan hem de antiseptik olarak kullanılan kimyasallarımız vardı. Bunlar arkadaşlar fenol katsayısı yapılarak etkinliği ölçülüyor. Nedir? Etkinliklerine göre dezenfektanlar diyoruz. Dezenfektanlar etkinliklerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfektanlar olarak sınıflandırılıyor. Laboratuvarlarda dekontaminasyon için sıklıkla klorlu bileşikler ve alkol gibi orta düzey dezenfektanlar kullanılıyor. Yüksek düzey dezenfeksiyonda bakteri sporlar harcanıyor.
ülke bırakmamalı, burası olmamalı. Bir de uygulaması kolay olmalıdır arkadaşlar. Burada yine gezerlikten aranacak özellikler bunlar. Evet, şurada sıvı ve katı maddelerden solüsyon hazırlama yöntemleri var. Bunları bu şekilde sağlıklı, bol ders çalışmalı günler diliyorum.